Hepinize merhaba, Özlem Yaylacı ben. Matematik öğretmeniyim, aynı zamanda enerji terapistiyim. Ankara'da yaşıyorum, 2 tane çocuğum var. Bundan yaklaşık 8 ay önce Kayan ile tanıştım. Bu süreçte 18 yıllık bir eğitmenlik tecrübem var. Bu süreç içerisinde o eğitmenlik devam ederken bir 4,5 sene kadar da bir bankacılık tecrübem oldu. Çok fazla kişisel olarak bana uymadığı için oradan istifa ettim ve sadece öğretmenlik kariyerime devam ettim. Son 3 yılımı kişisel gelişim ve spiritüel hayat üzerine biraz daha derinleşerek ve hayatımı ne kadar kolaylaştırdığını görerek geçirdim. Bu anlamda kendi hayatımı kolaylaştırdığım için neden diğerlerinin hayatında, başka insanların hayatında kolaylaştırmayıp deyip eğitmenliği seçtim. Ve gerçekten hayatın tümü bana kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla geldi. Bu süreçte yaşadığım her şey, benim gerçekten kendim hayatımla ilgili yaptığım seçimler her zaman bana kolaylığı ve ihtişamı getirdi. Bu kayane de bu şekilde geldi benim hayatıma. İşte o pandeminin en yoğun, enerjisinin en sıkışık olduğu dönemde, Mayıs döneminde, bir gün öncesinde kendime bir soru sordum. Çünkü benim spiritüel anlayışıma göre evren sorularla çalışır. Nasıl sorular? Birazcık açıklayayım. Siz bir soru sorarsınız hayatınızla ilgili. Tabii bu nasılsın, iyi misin gibi sorular değil. Hayatınızın gidişatıyla ilgili sorular sorarsınız. Ama cevaba takılmadan, cevabıyla ilgili herhangi bir yargı barındırmadan. Sorduğunuz sorunun cevabı size evren tarafından seçenekler sunularak gelir. Ve bu seçenekler arasından siz seçim yaparsınız. İşte ben böyle bir soru sordum. Çünkü okullar kapanmıştı, özel derslerim durmuştu. Eğitimler, seanslar, terapiler duraklamıştı. Çünkü sokağa çıkma yasağı vardı. Ve ben dedim ki hayatıma kimi, neyi dahil etsem, şimdi şu anda neyi dahil etsem benim için hem maddi hem kolaylığı hem neşeyi hayatıma çocuklarımla beraber keyifle birlikte çekerim. Ve kim benim hayatımı kolaylaştırır? İşte bu sorunun sonucunda ertesi gün bir öğretmen arkadaşım Tülay Filtekin beni aradı ve dedi ki çok muhteşem bir projeyle tanıştım ve senin de dinlemeni istiyorum. Hem matematikçi kimliğinle hem enerjisel olarak bir incelemeni istiyorum dedi. Konuyla ilgili hiçbir fikrim yoktu evet ama şöyle bir bakış açım var. Bir şey bana geldiyse, bir kişi, bir proje, bir iş bana geldiyse mutlaka bir nedeni vardır ve hayatımda mutlaka hediyeleri vardır ve ben bu hediyeleri alıp kabul etmeyi seçiyorum. Olur dedim, dinlerim, ne zaman, nasıl yapacağız? Zoom toplantısı ayarladık. Bir saat sonra Zoom toplantısındaydık. Mahmut İlker Yılmaz hocam sağlık sunumunu yaptı. Hatta daha yaparken ben dedim ki evet işte bu. Sorumun cevabı gelmişti ve ben orada olmalıydım. Bir saat sonra, sunumdan sonra ikinci bir Zoom toplantısı ve sevgili Filiz Beyazıt, Hatice Acar, Şule Uysal ve Tülay Filtekin karşımda. Ben dedim ki evet varım. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Hepsi de şaşkın şaşkın bana bakıyorlardı. Bu kadar çabuk, bu kadar kısa zamanda ve bu kadar keyifle evet diyen onların o zamana kadarki kayan yolculuğunda ilk bendim ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten oradaki enerjiyi keşfetmiştim, hissetmiştim ve sorduğum sorunun cevabını da almıştım. Ondan sonra evet kayan yolculuğum başladı ve çok yoğun bir şekilde başladı. Çünkü her gün aynı enerjiyi aynı şekilde hissederek, o kişilerin enerjisi de var tabii ki, ürünler zaten muhteşem ve ben hayatıma kattım. Kargom geldi 2-3 gün sonra ve ben geldiği gün kullanmaya başladım. Ve bu ürünlerin benim hayatımda bu kadar kısa sürede etki edeceğini tahmin bile etmemiştim. Üçüncü günü, sadece üçüncü günü inanılmaz etkilerini görmeye başladım. Abartıyorum gibi geliyor bazı arkadaşlarıma ama gerçekten ben yaşadığım için biliyorum. Üçüncü gün sabah yataktan kalkarken keyifle, neşeyle kalktım ve hiç zorlanmadan. Çünkü çok yoğun bir tempo ile çalışıyorum. İş hayatım gayet yoğun. Öğretmenliği takdir edersiniz. Üzerine seanslar, terapiler. 2 tane çocuğum var ve hepsiyle birlikte tek başıma uğraşıyorum. Çok da keyif alıyorum. Ve bu süreçte tabii ki birazcık sabahları kalkmakta zorlanıyordum. Alarmı ertelemek zorunda kalıyordum vesaire. Şimdi bu üçüncü günü sabah alarmdan önce kalkmam ve hiç yorgun hissetmemem. Ve işte dedim, işte ürünlerin mucizesi başladı. Ama yine takip etmeye devam ettim, hemen inanmadım. Birkaç gün içerisinde bu aynı şekilde ve daha keyifle hayatıma katmaya başladım. Hayatımı yaşamaya başladım. Evet, ürünleri hayatıma kattıktan sonra dedim ki,
Bu ürünler bir harika. Ve evet ben bunu yaşıyorum, başkaları da yaşasın. Öncelikle anneme, babama ve çocuklarıma kullandırdım. Annem, babam 67 yaşındalar. Sağlık sorunları elbette ki var. Kronik kalp rahatsızlığı, tansiyon, şeker, kolesterol bunlar mevcut. Ama bu ürünleri tabii ki bana güvendikleri için, beni sevdikleri için ve benim sözüme inandıkları için hayatlarını aldılar. Ve onlar da çok kısa bir sürede bunun farkını fark ettiler. Sağlık anlamında kendilerine olan güvenleri arttı. Çocuklarım kullanmaya başladılar. Birisi 5 yaşında, biri 9 yaşında. Öğretmenlerinden gelen tepkiler inanılmazdı. Konsantrasyon süreleri artmıştı. Ders başarıları daha da iyi olmuştu. Daha keyifli, daha neşeli, daha kendine güvenli devam ediyordu. Ve her gün öğretmenleriyle konuştuğum her süre boyunca bu şekilde olumlu geri dönükler aldım. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Kendimiz hayatımıza evet çok muhteşem bir şekilde kattık. Bedenimiz bir mucize. Bunu biliyoruz zaten ama biz bu bedeni onurlandırmayı seçtik bu ürünlerle. Bence Kayani insanların kendi gerçekliklerini keşfettikleri bir proje. Nasıl kendi gerçekliklerini? Herkesin farklı farklı ihtiyaçları var. Kimisi sağlık, kimisi zaman, kimisi para, kimisi sosyal ortam, kimisi sosyal projeler, yardımlaşma projeleri. Herkes kendinden bir şey bulacak ve bu anlamda kendini gerçekleştirmek için inanılmaz muhteşem bir alan ve platform. Gerçekten kimin hayatına nasıl dokunursak, birilerinin hayatına dokunmaksa eğer olay, burada hepsini bulabiliyorsunuz. Kayani'de başarılı olmak için ben neler öneririm? Bu sorunun cevabını kendi başarımdan örnek vererek söylemek istiyorum. Ben nasıl başarılı oldum? Öncelikle ben çok inandım. Öncelikle buradaki enerjiyi keşfettim ve sonrasında çok doğru bir başlangıç yaptım. Hiç pes etmedim, hep devam ettim. En düştüğüm zamanlarda bile takım arkadaşlarım ve benim kendi enerjimle her şeyin üstesinden gelip yeniden başladık, yeniden devam ettik. Çünkü burada gerçekten bizim bu işi anlatmamızı bekleyen onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Herhangi birinin hayatına, hangi konuda olursa olsun, dokunduğumuz zaman o insanlar gerçekten neyi yaşayacaklar, nasıl mucizeleri hayatlarına sokacaklar bunu biz bilemeyiz. Bir kişinin hayatına bile dokunduğumuz zaman onların hayatlarında gerçekten inanılmaz dönüşümler olacak. Onlar bizi bekliyorlar. Onlar bu ürünlerle tanışmayı bekliyorlar. O bir kişi sizi bekliyor. Ve lütfen parmağınızın ucuyla tutmayın bu işi. Sımsıkı sarılın ve sizin o insanın hayatına dokunduğunuz zaman o insanın yaşayacaklarını bir düşünün. İnanılmaz sonuçlar elde edecekler. Ve siz de bunun karşılığında yaşayacağınız hem maddi hem manevi tatmin duygusunu yaşayacaksınız. O yüzden bu gerçekten insanların hayatında mucizeler yaşatan bir proje. Hayatınıza her zaman kolaylığı, neşeyi, ihtişamı ve gerçekten mucizeleri çekin. Ve bunun için seçim yapın. Bunun karşılığında yaşayacaklarınıza siz bile inanamayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.